Dostlarım Borsa Sivas YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Solmaz Büyükbaşı. Bugün önemli videolardan bir tanesi çekiyoruz. Evet, haftalık takaslara bakacağız. Ama hangi kurumun, hangi takas kurumunun diyecek olursanız fonların. Evet, çarşamba günleri fonlara, perşembe günü ise yabancıya bakıyoruz. Çünkü elinde en çok mal bulunduran, en çok para bulunduran şirketlerden iki tanesi fonlar ve yabancı. Şimdi ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Böyle piyasada işte haftalık takaslara bakılmaz, yok aylık takaslara bakılmaz, yok sattıklarında zararla satmıyorlar, karla satıyorlar. Böyle bazen küçük görücü ifadeler görüyorum takasa karşı. Ancak ben bunu doğru bulmuyorum. Çünkü bu takaslarda biz hangi şirketlerin toplandığını çok güzel tespit ediyoruz. Her şeyi öyle teknikle bulmamız maalesef mümkün değil. Ben o yüzden bu videolara çok önem veriyorum. Özellikle takasa doğru bakabilenler gerçekten olması gerekeni görüyor. Biz de burada sizlerle olması gereken verilere bakıyoruz. Zaten baktığımız bütün şirketlerde gidiyor. Zaten gittiğini sizi bir kere daha göstereceğim. Bu videoda da çıkacak. Çünkü her hafta toplamaya devam ettikleri şirketler de var ve biz onlardan kazanmaya da devam ediyoruz. Şimdi bu özet bilgileri söyledikten sonra çok da detaylı bir şekilde insanları bir şey söylemek istemiyorum ama kendi araştırmamaları, kendi bilgisizlikleri, sadece insider bilgiyle iş yapmaları yüzünden rasyonel verilerle nasıl bulunur, nasıl yapılır bunu bilmiyorlar ve insanların bunu yapabileceğine inanmıyorlar. Ben buna inanıyordum ve uzun zaman bunun üzerine çalıştım ve şu anda gerçekten olumlu sonuçlar alıyoruz. Zaten bu kanalı aktif tekrar dönüş yaptığımdan beri her hafta düzenli takas analizlerini yapıyoruz ve güzel paralar da kazanıyoruz. Piyasa tersine dönse de biz kazanıyoruz. Sizler de izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Yorumlara da tekrardan teşekkür ettiğimi söylemek istiyorum. Dün Coca-Cola videosunda, Coca-Cola incelemesinde paylaştığım videoda birkaç tane bölünme oldu ama seninki bölünmeden önce gibi bir yorumlar vardı. Şimdi şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Katıla bana destek olan takipçilerime ben de bir favor olsun diye bir destek olmak için piyasa açılmadan sabah bu videoları çekiyorum ve çektiğim bu videoları da onlarla seans içinde paylaşıyorum. Yani bütün takipçilerim, çoğunluk takipçilerim, işte YouTube'daki kitle çoğunlukla akşam mesai saatlerinden sonra aktif olduğu için o zaman herkese açılır hale getiriyorum. Seans içinde ise bana katıla destek olan ki ayda 50 TL, yani markete gitseniz 50 TL'ye bir şey alamıyorsunuz. Bana bu şekilde de olsa destek olan, ben hiçbir şey söylemediğim, hiçbir şey vaat etmediğim halde bana destek olan takipçilerime de böyle bir favor yapmak istedim. O yüzden Coca-Cola'nın bölünmesinden önce bu videoyu çektiğim için, yani bölünmüş fiyatını görmeden önce çektiğim için akşam görenler ya bu bölündü, niye bu videoda bölünmemiş hali var diyecekler. Çünkü seans öncesi video çekilip seans sırasında katıla bana destek olanlarla paylaştığım bir videoydu. Yani siz de böyle bir işlem yapıyorsanız, özellikle bu takas tarafında işlemler çok önemli. Bunları yapıyorsanız buradan faydalanabilirsiniz diye hatırlatayım. Birazcık bugün sinirli gibi gözüküyor olabilirim, farkındayım. Matrix veri kütüphanemde de birkaç veriyle alakalı sıkıntılarım var. Onun için Matrix şirketini de arayacağım. Bazı verilerimi hatalı çekiyor, bunun nedenini öğreneceğim. Ama şu an bakacağımız verilerin hepsi doğru. Onları tekrar tekrar teyit ettim. Sadece hisseleri incelerken son fiyat kısımları doğru değil. Onlar da o kadar önemli olduğunu düşünmüyorum. Bugün çok uzun bir açıklama oldu. Gerçekten kusura bakmayın. İsterseniz videoya dönelim. Bazı şeyleri küçümsemelerinden rahatsız oluyorum. Çünkü biz güzel doğru sonuçlar alıyoruz. Ama insanlar bizi kötü göstermeye çalışıyorlar. Bunu sosyal medyada da devam ediyorlar. Artık bazı kısımlarda konuşmamaya falan karar verdim. Sadece YouTube kanalımda ve kendi Twitter sayfamda ve Instagram'ımda kendi paylaşımlarımı yapmaya, oradan bana destek olmak isteyenlerle de iletişim kurmaya devam edeceğim. Şimdi isterseniz takas tarafına geçelim. Şimdi gelin görün ki şöyle bir takaslara takla attırdık falan filan baktık. Şu an daha önce de geçen haftaki paylaşımlarımda da söylediğim gibi büyüklerden tüm kaba yollarını almaya devam ediyorlar. Çok büyük bir alım yok ama 1,5 milyon lottan fazla alım var diyebilirim.
Bu sefer yatırım fonlarında fonlar satıyordu, tekrar alıma geçmişler. Zaten havayollarının artık yavaş yavaş toplanıp belli bir yerlere gitmesi gerekiyor. Aklınızda da bulunsun. Ama bu süreçte yine bekletebilirler, bıktırabilirler, düşürebilirler, geri çekebilirler. Çünkü daha çok toplamaları gerekiyor. Satarken böyle milyon milyon sattılar. Şimdi o milyonları geri almaları gerekiyor. Şimdi bu kısımda da şu açıklamayı yapmak istiyorum. Haftalık takaslar neden önemli? Çünkü fonların veya yabancının elinde zaten malda olduğu belli bir Türk Hava Yolları var. Yani o Türk Hava Yolları'ndan zaten bir çıkış yapamaz. Belli bir lotu orada var ve o şirketle ilgili de bir hedefi var. Ancak o hedefe giderken bir kısım nakitiyle de trade yapması gerekiyor. Yani bir kısım malda duruyor, bir kısmıyla da trade yapıyor. O trade'i yaparken de belli noktalarda kar satışları yapması lazım. Yoksa full artı full malda kalır. Biz küçük yatırımcı böyle kalabiliyoruz. Ama onlar belli fiyat hedeflerine götürebilmek için arada kar realizeleri yapmaları gerekiyor. Biz haftalık ve aylık takaslara baktığımızda onların kar realizelerini görüyoruz. Yani yabancı veya fonlar satışına bir zarar yapmıyor aslında. Ben bunu anlatmaya çalışırken böyle yorumlarda beni farklı göstermeye çalıştıklarının farkındayım. Ama bunlar bize bir yol gösteriyor ve bizim trade'lerimizde, işlemlerimizde başarılı olmamızı sağlıyor. Ben biliyorum bu son dönemde yani şu pandemiden sonrası için diyebilirim en azından. Uzun vadeli yatırımcı olma dönemi maalesef bitti. Öyle ereğli alayım 10 sene taşıyayım dönemi maalesef bitti. Artık herkes kar realizeleriyle devam ediyor hayatına. Biz de öyle devam ediyoruz. Onları görebilmemiz için aslında büyüklerin yaptığı hareketleri keşfetmek önemli. Lütfen rasyonel analizler yapan insanları izlemeye devam edin. Böyle kafasından sallayan, insider bilgilerle konuşan, zaten bununla ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum. Borsa yeni başlayanların mutlaka dikkat etmesi gereken konularla ilgili. Eğer sizin de önerileriniz varsa aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Dediğim gibi Türk Hava Yolları'nda alıma geçtiler. Şöyle aşağı doğru inecek olursam CVKM'de bir madencilik şirketiydi yanlış hatırlamıyorsam. Onda güzel bir alımları var. Bu da dikkat çekiyor. Bence bu şirkete bakabiliriz. Şu hafif aşağı indiğimde yine Pegasus'ta da aynı Türk Hava Yolları'na benzer bir alım devam ediyor. İsmen'de bir alım var. İsmen bu arada biliyorsunuz böyle halka açıklığı falan da düşük bir şirket. Ona da bakabiliriz diye düşünüyorum. Bakın burada Lider var. Lider de alımı güçlü. Lider daha önce de konuşmuştuk. Hatta YouTube'daki videolarımda da var. Beraberce %10 civarında bir kazanç elde etmiştik. Lideri de almaya devam ediyorlar. Ben genellikle size söyledim %10 kazancı elde edince çok da ısrar etmem. Hele ki bu dönemde çok da durmam dedim ama yine ona da bakalım. Dohor'da bir alımları var. Pumps'da bir alımları var. LRSH'de bir alımları var. Yalnız bakın buradan sonraki alımlar dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi bu bahsettiğim şirketlerdeki alımlar yaklaşık ceplerinden 100 milyon TL'nin üzerinde yaptıkları alımlardı. Buradan sonra şöyle aşağı doğru indiğimde mesela Paseu, Lilac konuşmuştuk. Metere, GZNM'i buralardaki alımlar 100 milyon TL'nin altında kalan alımlar. Şimdi bunun ne önemi var? Şimdi gördüğünüz gibi mesela Horoz şirketinde bir grup girip o grup orada hareketlenme yapabilir. GZNM'de yapılabilir, MTR'de yapabilir. Bir gruptan kastım bir WhatsApp grubu olur, bir Telegram grubu olur. İçerisinde 10 kişilik bir ekip olur. Her birinin işte 3-5 milyonu olur. Beraber birleştiler mi buradaki tahtada bu alımları, bu satımları, bu hareketleri yapabilirler. Sonra başkalarını davet edip ihaleyi onlara da kilitleyebilirler. Unutmayın. Şu aşağı doğru iniyorum. Siz de yavaş yavaş durdurup bakabilirsiniz kendi şirketiniz ne durumda diye. Bu arada söylemek istediğim bir şey daha var. Şimdi yani buradaki küçük alımları, satımları size başta kazandırıyor gibi gösterip 3 kazandırıp sonunda 10 kaybettireceklerini biliyor olmanız gerekiyor. Bilmiyorsanız da ben bunu her videoda size anlatmaya çalışıyorum. Lütfen o Telegram gruplarına, WhatsApp gruplarına güvenmeyin. Oralarda anlatılanlara güvenmeyin. Dediğim gibi 3-5 kişinin elinde bir mal var, döndürüyorlar ve size ihaleyi kilitliyorlar. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Gerçekten yatırım fonlarında daha böyle büyük alımlar göremiyorum. Hatta isterseniz şöyle bir şey yapalım. Nerede ki durumlara da bakalım. Ne yapmışlar, almışlar mı, satmışlar mı diye. Mesela Akbank'ta alımdalar. Turkcell'de alımdalar.
Akhol'de satıştalar, Yapı Kredi Bankası'nda alımdalar, Garanti'de satıştalar, İş Bankası'nda satıştalar. Büyüklere de bakıyorum ki büyüklerde pozisyon almış dostlarım şu an ne durumda onları da görsünler diye. Ama gördüğünüz gibi farklı bir renge boyamadığım için buralardaki alım satımlar o kadar güçlü değil. Ne alımlar ne de satımlar. Mesela bir maçta satışta ama büyük bir satış yok. Ereğli'de alımda ama büyük bir alım yok. Koç Holding'de satışta ama büyük bir satış değil. Tüpraş'ta satışta ama öyle çok büyük değil. Aselsan'da satışta ama büyük değil. Şöyle aşağı doğru inecek olursam Migros'ta satışta ama çok büyük değil. Efes'te satışta ama çok büyük değil. Frotto'da satışta çok büyük değil. Gördüğünüz gibi bütün büyük elinde büyük montanlı bulundurduğu şirketleri aslında satış tarafında. Burada sadece Türk Hava Yolları Pegasus gibi havacılık tarafı ayrışıyor. Ama bunları da bir anda götüreceklerini ben zannetmiyorum. Daha toplamaya devam edecekler. Çünkü dediğim gibi Türk Hava Yolları'nda milyon milyon lotları sattılar. Şimdi onları tekrar toplamak için bu yatay bölgeyi kullanacaklar ve sonra bir anda götürecekler diye düşünüyorum. Götürdüklerinde de öyle 330'lar falan filan yani küçük miktarlar kalacak. Daha yukarılara götürmeye çok olası diye düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Ben şimdi sizlerle hemen grafik tarafına geçeceğim. Şimdi Lider Turizm. Lider'de geçen hafta alımlara devam etmişti dedik. Bakın Lider tarafındaki grafiğe baktığımızda biz Lider'i ne zaman konuştuk? Hemen size Lider'i konuştuğumuz günden itibaren, takaslarda çıktığından itibaren ne kadar gitmiş olduğunu göstermek istiyorum. Yaklaşık %19'luk bir kazanç verdi ki borsa sürünüyordu. Herkes şikayetçiydi, herkesin şirketleri düşüyordu. Ben o sırada hatta YouTube kanalında duruyor videoda. Ben kendim de aldım bu arada Instagram'da. Ve Twitter'da ekran görüntüsünde paylaştım. Ne kadarlık aldığımı falan göstermedim tabii ki de. Aldığımı ve kazanç sağladığımı da gösterdim. O zaman ben daha %8 kârdaydım. O şekilde göstermiştim. Twitter'da beni takip edenler bilir. Gördüğünüz gibi bir %19'luk yükseliş var ve bir haftada yükseldi. Tabii ki böyle bir şirketten öyle çok büyük montanlı bir alım yapamazsınız. Zaten adamların yaptığı alımlar da o kadar büyük değil. O yüzden buradan küçük montanlı büyük kazanç elde etmek üzerine oynadığımız bir hikayede ama alımları devam ediyorlar. O yüzden buradaki potansiyel devam edebiliyor olabilir. Ama ben açıkçası yatırım tavsiyesi değil. Buradan sonra çok da emin olmazdım. Birazcık mesafeli olurdum. Biraz kar satışı yapar. O şekilde beklerdim diyebilirim. Yine yatırım tavsiyesi değil. Gördüğünüz gibi bakın 0.5'ten döndürmüşler. Zaten orta eksenine de gelmiş. Buradan sonra bir 89.80'ler, 94.30'lar, 99.95'leri gösterebilirler. Gösterirlerse de alana hayırlı olsun diyeyim. Ben şu an bu şirkette kararsız olduğumu söylemek istiyorum. Yarın da yabancı takaslarına da bakalım oradan ne geliyor. Ona göre daha yani gözlemleyebileceğimiz bir şey olur. Ama almaya devam ediyorlar mı? Ediyorlar. İsmene bakalım demiştik. İsmene bakalım. Şimdi iş yatırım menkul. Öncelikle bir haftalık taraftan bakalım. Bakın gördüğünüz gibi haftalık tarafta yeni bir yükseliş bandındayız. İsmen tarafında da bir yükseliş devam ettiği takdirde nerelere gelebilir diye baktığımızda bakın ilk başta aslında 0.5'ine gelmiş. Bir tekrar kanalın dibini denemiş, test etmiş. Şimdi tekrar 41.54, 43.24, 45.40'lara doğru gitmek isteyen bir ismen var gibi gözüküyor. Ama tabii ki burada da tahtacının ne yapmak istediği, piyasayla birlikte hareket etmek istediği, isteyip istemediği de çok önemli. Burada da ben yine listeme koyar, gözlemlemeye devam edebilirim diyebilirim sizlerle. Şey bakalım, CVKM'de, evet. Maden işletmeciliği bu ara gidecek diyorlardı ya. Bakalım oralarda durum ne? Burada da bir yükseliş trendi, şu aşağı sarkmalarla birlikte oluşmuş bir trend var aslında gördüğünüz gibi. Burada da orta bandın üzerine çıkamıyor. Orta banttan bir ret yiyor. Ve geçen hafta şu büyük mumda bir alım gerçekleştirmiş. Hem de fena bir alım değil. Hatta yani 200 milyon TL'lik falan bir alım yapılmış burada. Şimdi burada ne olabilir derseniz şöyle günlük tarafa da geçelim bir bakalım isterseniz. Günlük tarafta da çok dalgalı dumanlı görünüyor. Bir pivotlarına da bakalım. Burada belki bir pivotu ve kuartal yani 4 aylıktaki pivotunu ziyaret ettirebilirler.
Ama burada güçlü bir talep bölgesi var. Altına da çok inmez diyorum yani. Şu mumun çok da altına düşürmezler gibi de duruyor. Buradaki alımları da takip edebiliriz. Alımlar devam ediyor mu? Onu da notlarımıza alalım. Ben de alıyorum notlarıma. Ve buradan takip etmeye devam edelim. Bu şirkette de bir potansiyel olabilir. Şu an bir alım önermiyorum yani. Biraz daha gözlemlemek gerektiğini düşünüyorum ama listelerinize eklemeyi unutmayın. Ve umuyorum lider de benim gibi kazanmışsınızdır siz de. Ben yaklaşık %13, %14 kazandıktan sonra bir kar satışı yaptığımı da söyleyeyim buradan. Daha önce de söyledim. Şimdi bana ne zaman çıkış yaptığını da söyler misiniz diyorlar. Burada genel olarak şöyle düşünün. Bu tarz böyle manipülatif şirketlerde %100'e götürürler, %200, %300'e götürürler. Ben en azından küçük grupların girmiş olabileceğini düşünerek ve piyasanın çok iyi olmadığını görerek %10'larda okeyleniyorum. %10 benim için kötü bir rakam değil. Hele de her hafta %10 kazanabiliyorsam aylıkta %40 güzel bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Umuyorum videom hoşunuza gitmiştir. Bugün yine sizlerle fonları konuştuk. Bazen diyorlar endeks başka bir yere gidiyor. Sen ne konuşuyorsun? Neden bunu konuşuyorsun? Burada aslında endeks analizlerini yaptığımız başka bir gün var. Genel olarak endeks ve BIST'te en çok etki ettiğini gördüğümüz şirketlerin analizleri. Bir de sadece endeksten oluşmuyor. Endeks düşerken bazı hisseler gitmeye de devam ediyor. Yani dünyada olup bitene, BIST dünyasında olup bitene beraberce bakmaya devam edeceğiz. Umuyorum çok karışık bir video olmamıştır. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize güzel bir gün geçirmenizi diliyorum.